6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları. Tutku yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 851. Tevekkül ne demektir? Bu konuda bir araştırma yapınız. Cevap, tevekkül, insanın üzerine düşen her şeyi yaptıktan sonra dua ederek işi Rabbine bırakmasıdır. İkinci sabrın önemiyle ilgili bir ayet ve bir hadis öğrenip bunları defterinize yazınız. Cevap, Bakara Suresi 45. ayet, sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz, huşu duyanların dışındakiler için ağır bir yüktür. Sabır 3'tür. Musibetlere karşı sabır, kullukta sabır, günah işlememekte sabır. Suyuto 2:42, Deylemi 2:416-3. Peygamberimizin siyavı, günlük hayatta yaptığı dualardan örnekler araştırıp bunlardan iki tanesini defterinize yazınız. Cevap: Bizi öldürdükten sonra dirilten, uyuduktan sonra uyandıran Allah'ı CCA hamdolsun, kıyamette onun huzurunda toplanılacaktır. Buhari 11:96, sabah uyandığında yaptığı dua. Allah, CCM. Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır. İnmace, dua, 14 akşam yaptığı dua 4. Yüce dinimiz, beslenme konusunda ne gibi ölçüler koymuştur? Bu konuda bir araştırma yapıp sunu hazırlayınız. Hazırladığınız sunuyu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Efendimiz yiyecek konusunda dengelenmesi gereken bir durum olduğu zaman ona zıt bir yiyecekle bunu telafi ederdi. Mesela hurmanın sıcaklığını karpuzla dengelemiştir. Eğer zıt bir yiyecek bulamazsa ihtiyacı kadar yer, aşırıya kaçmazdı. Gönlünün istemediği yiyeceği yemez, o yemeği yemek için de kendini zorlamazdı. Peygamberimizin bu tutumu sağlığı korumada önemli bir kuraldır. İnsan canının çekmediği bir yiyeceği yediğinde bu yiyeceğin zararı faydasından daha çok olur. Peygamberimiz kesinlikle bir yeme kusur bulmaz. Hoşlanırsa o yemeği yer, hoşlanmazsa o yemeği yemezdi. Peygamberimiz eti severdi. En sevdiği et, koyunun kolları ve ön kısmıydı. Şüphesiz koyun etinin en hafif kısmı boyun, kol ve paz etleridir. Bu et mideye hafif gelir ve sindirimi kısa sürer. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde anlatıldığına göre, Peygamber Efendimiz'e bir et getirildi, kolu ona sunuldu, bundan hoşlanmıştı. Peygamber Efendimiz helvayı ve balı severlerdi. Et, bal ve helvadan olan üç yiyecek besin maddelerinin en üstünü, vücut, ciğer ve organlar için en yararlısıdır. Bunları yemekte, sağlığı ve kuvveti koruma bakımından büyük yarar vardır. Yine Peygamber Efendimiz ekmeği, bulabildiği herhangi bir katıkla yerdi. Bazen et yer ve et, dünya ve ahirette insanların yiyeceklerinin efendisidir, derdi. Bazen ekmeği karpuzla ve hurmayla yerdi. Kimi zaman da sirkeyle yer, sirke ne güzel katıktır, buyururdu. Peygamberimiz, bölgesinin ürünleri olan meyveler olgunlaştıkları zaman onlardan yerdi ve yemekten kaçınmazdı. Bu da yine sağlığı korumanın en büyük nedenlerindendir. 5. Duanın önemiyle ilgili bir ayet ve bir hadis araştırıp öğreniniz. Öğrendiğiniz ayet ve hadisi defterinize yazınız. Cevap, kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat, doğru yolu bulmuş olurlar. Bakara Suresi 186. 6. Sınıf Tutku Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.